Saygıdeğer yönetim arkadaşlarım, saygıdeğer yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, eskimeyen başkanlarım, eskimeyen yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, basınımızın güzide mensupları, hepinize hoş geldin diyor. Bu toplantımızı açıyorum. Kıymetli ak gönüllü yol arkadaşlarım, zaman zaman yapmayı düşündüğümüz genişletilmiş parti içi istişare toplantısına katılımlarınızdan dolayı şükranlarımı sunar, en kalbi duygularımla hepinizi selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. AK Parti ailesinin kıymetli mensupları, değerli arkadaşlarım, bizler davamızın gönül erleriyiz. Aynı geminin içindeyiz. Bu gemide kimimiz yolcu, kimimiz tayfa, kimimiz kaptan olarak bulunmaktayız. Bu gemiyi yürütmek, bir adım daha ileriye götürmek için hepimize büyük görevler düşüyor. Bizler eminiz ki burada bulunan veya çeşitli nedenlerden bulunamayan arkadaşlarımız da bizlerle aynı fikirdedir. Kıymetli dostlar, beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda diye devam eden eskimeyen şarkımızda dönüp maziye baktığımda ilçe kurucular kurulundan ve takip eden yönetim kurullarından birçok arkadaşımı görebiliyorum. Arkadaşlarımızla yıllardır bu gemide yolculuk ederek, bu davaya hizmet ederek statü, mevki beklemeden gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Büyük ustanın dediği gibi, bir olursak, birlik olursak, biri olursak Rabbimizin izniyle büyük bir zafer daha kazanabiliriz. Değerli ak gönüllü dostlarım, burası hepimizin, ilçe yönetiminin görev vermesini beklemeden bizimle bir yardımımız olur mu diye gelip sormanızı, bizimle fikirlerinizi paylaşmanızı arzu ediyorum. Seçim hattı mahallinde bulunduğumuz bu sürede emin olunuz ki birçok arkadaşımızın yardımına ihtiyaç duyacak. Onlarla birlikte bu seçimde de ortumuza yakışır bir şekilde başarılarla dolu bir beraber güzel bir biçimde geçirelim. Bu seçim oltu siyaseti için bir mihenk taşıdır. Bu seçimi önemli kılan en büyük nedenlerden Bakanımız Sayın Efkan Ala Beyefendi'nin Erzurum'dan aday olmasıdır. Artık oltuda siyaset bakan seviyesinde yapılacağını unutmadan bakanımıza layık bir seçim çalışması yapmak arzusundayız. Değerli ak gönüllü dostlarım, yönetimimizden görev beklemeyin, görev isteyin. Çünkü biliyoruz ki bu teşkilatta görev almış her kardeşim bu dava için, doğal liderimiz için, bakanımız için elinizden gelen her şeyi yaptınız, yapıyorsunuz, yapmaya devam edeceğinize inancım tamdır. Bu seçimin yeni Türkiye davası için hayırlar getirmesi temennisiyle Mehmet Akif'in şu beytiyle sözlerime noktalamak istiyorum. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. AK Parti teşkilatı olarak katılımınızdan dolayı şükranlarımı sunarak ilçemize ve partimize hayırlı olması dileğiyle hürmetlerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Yolumuz ak, yardımcımız hak olsun. Saygıdeğer, ben öyle sıralayacağım. Saygıdeğer bir önceki ilçe başkanım, değerli daha önceki türe ilçe başkanım, meclis üyesi arkadaşlarımız, partimizin yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, değerli basın mensupları, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Böyle bir toplantıyı tertip ettiği için ilçe başkanıma, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza ben huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Cemiyet hayırdır. Topluluk hayırdır. Hayır topluluktadır. Dolayısıyla bu insanlar bu akşam burada
bir geleceğin gailesini taşımaktadır. O gelecek de mevki, makam, mal, meta değil. AK Parti'nin temsil ettiği ideolojidir. Kimse buradan zengin olayım, şunu alayım ailesiyle buraya gelmedi. AK Parti bugün bir misyonu temsil ediyor. O misyonun adı bellidir. Adı başka olsa da yine adı bellidir yani. Herkes bu akşam o mefkureye hizmetle buraya geldi. Onun için bu topluluk rahmettir. Rahmet bu topluluktadır. Bu böyledir. İnşallah bu toplantımız hayırlara vesile olur. İlçemize, memleketimize, partimize hayırlar getirsin inşallah. Öyle temennilerle başlıyorum. Gerek ilçe başkanım, gerekse bir önceki başkanımız öyle güzel şeyler söylediler ki sanki aynı şeyleri söyleyecek gibi olacağım ben de. Biraz öyle olacak. Aynı şeyleri söyleyeceğiz. Bu akşam şey belli yani. Bu akşamki durum belli, hava belli. Değerli arkadaşlar, AK Parti'nin farkı burada. Hadis-i Şerif'te buyurulmuş ki قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرَّ. Bu Güneydoğu'da kahve içerler. Adına mırra derler. Duydunuz mu hiç? Mırra. Bu Arapçadır. Mırrun acıdır. قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرَّ. Buradan arıyor. Hakkı söyle, acı da olsa. Biz aramızda hakkı söyleriz, doğruyu söyleriz. Acıdır ama sonuçta davanın kutsiyeti, davanın ulviyeti o acıyı kaybeder. Değil mi ki bu dava kutsidir, ulvidir? Öyleyse bu uğurda ufak tefek şeyler biz takılıp kalmayız. Ufak, tabiri caizse günümüzdeki tabirle, ufak istasyonlarda durmayız. Niye? Asıl istasyon son durak AK Parti'nin 400 milletvekili diyor Cumhurbaşkanımız. Evet, bu. Burası budur. Burada yolda giderken ayağımıza diken batar, çakıl batar. Birisi bir şey söyler, canımız sıkılabilir ama o hedefle bunu karşılaştırdığımız zaman o küllü musibetin ba'de zelike celal diye bir şey var. Efendimiz'i görüyor birisi de diyor ki seni gördükten sonra her şey pire ısırması gibi gelir diyor bana. Hani gördüm ya. Şimdi AK Parti'nin zaferi karşısında da öbür şeyde de bizlere pire ısırması gibi gelir. Çok fazla takıntı yapmayız. Bu dava bunu kaldırmaz. Herkesin kendine göre bir şeyi olabilir ama dediğim gibi davanın ulviyeti, davanın kutsiyeti her şeyi izale eder. Ben tekrar teşekkür ediyorum ilçe başkanımıza, eski yönetim kurulu üyesi, meclis üyesi arkadaşlarıma, Ahmet Bey oradalar da, Ahmet Bey, özellikle Ahmet Bey söyleyeyim ben. Efendim, herkese teşekkür ediyorum tekrar. Ayaklarınız Kabe'ye varsın. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Beraber, efendime söyleyeyim, eksiklerimizi telafi ederek, rötuş yaparak başkanımız da dedi ya, yani isteyin vazifeyi. Olabilir, benim eksiğim olabilir ama sen gel tamamla canım yani. Senin eksiğine bu tamamlasın. Bu böyle gider diyorum. Ben herkese teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak yarınlarımızı hak eylesin inşallah. Cumhurbaşkanımızın idealindeki o rakam inşallah. Dua edelim, gerçek.